Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Kandaki şeker seviyesi normali 100'ü geçmemesi lazım. Evet. 100'ü geçtiği zaman diyelim ki şekerimize baktık, aç karnımıza 106 diyelim. O zaman ne yapmamız lazım? Bir tokluk şekeri yapmamız lazım. Yine şüphelenirsek bir glikoz yükleme dediğimiz test. Bir de açlık kan şekeri aynı anda insülüne bakıp insülin direnci var mı diye bakmamız lazım. Şekerin yüksekliği toksik yapıyor. Vücuda bir zehir bir madde vermiş gibi oluyorsunuz. Ve şeker öyle bir hastalık ki şeker hastalığı. Bütün organları yani saçımızdan ayak tırnağımıza kadar. Aklımıza ne geliyorsa göz, böbrek, karaciğer, işte kalp her tarafı damarları tutan bir sistemik hastalık haline dönüşüyor ve evet. Tehlikeli oluyor. Evet. Peki bunu önleme yöntemleri mutlaka var. Siz konunun başında dediniz ki sağlıklı beslenme, spor ve obezite uzak tutacak. Yani obezite ayrı bir konu. Evet. Onu da söyleyelim tabii. Bütün şeker hastalarının çoğunluğu obezitede. Onun da nedeni de yanlış beslenme, spor yapmama. Yani muhakkak ki yani günde en az bir 20 dakika yürüyüş yapmamız lazım. Tadı güzel, ben her zaman öyle söylüyorum. Gıdaları aklınıza ne geldi? İşte kuru yemiş, baklava, çikolata vesaire. Bunları ölçülü bir şekilde yemek lazım. Bunların çünkü şeyinde kandaki şeker artıyor, artınca vücudun insülin seviyesi de belli bir seviyede olduğu için bir müddet sonra o da tükeniyor. İnsülin direnci oluşuyor, şişmanlığa bağlı. Ondan sonra da diyeti yapmazsak, gene sporu yapmazsak aşikar şeker hastası olacağız. Evet. Şimdi hep siz bütün yayınlarınızda dile getirsiniz. Güzel, dadı, damak tadında güzel olan her şeyden uzak duracaksınız. Yani ülkemizde hakikaten damak tadı lezzet, güzel çok şeyler var. Evet. Yani biz de yiyoruz, yemiyoruz ama belli bir ölçüde yemek lazım. Evet, evet. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.